Evet merhabalar 13 Aralık 2023 Çarşamba günü itibariyle hisse senetleri analizlerimize devam ediyoruz. BİSÜZ endeksinin yine yabancı traderların sert satışlarıyla %1.48 aşağılara doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Tabii ki beklentimiz orta vadeli ve uzun vadeli hisse senetlerinin yukarıya doğru hareket edeceği yönünde. Buna uygun olarak pozisyon aldık doğru olduğunu düşünmüş olduğumuz hisse senetlerinden Sönmez Pamuklu Senepam hissesinde yaklaşık 7.2 milyon kacim söz konusu. Evet hisse senedi POIP hisse senetlerinden piyasa öncesi işlem platformu hisse senetlerinden 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde işlem görüyor. Saat 9.55'e 12.55'te 179.5 TL olsa da hisse senedi 13.55'e gelirken düşük bir hacimle 170 TL'ye geriledi. Tabii ki beklentisi yüksek olan hisse senetlerinden yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden doğru yatırımcılarla kararlı yatırımcılarla buluşan yükseliş trendinde olan hisse senetlere hareketlerine devam ederler. Bunu bu hisse senedinde de gözlemliyoruz. Gözlemlemeye devam ediyoruz. Tabii ki eş zamanlı olarak hisse senedinde sermaye arttırımı karar Borsa İstanbul'da sermaye arttırımı karar olan şirketlerin hisse senetlerinde sıklıkla yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Hisse senedi şurada görebileceğimiz üzere daha evvel 27 Kasım tarihinde 200 senelik barajına yaklaşsa da sonrasında da 1 Aralık tarihinde 200 senelik görse de bu seviyelerin üzerine çıkamamıştı. Tabii ki artık yavaş yavaş 200 senenin üzerinde hareket etmesini bekliyoruz. Senepam hisse senedi. Evet veri setimizi açtığımızda. Evet Senepam hisse senedinin veri setine baktığımız vakit mevcut durumda Senepam hisse senedi ile Tarkim hisse senetlerinin trendlerini örtüştürebiliriz. Tarkim hisse senedinin 11 Eylül ile 11 Ekim tarihleri arasındaki sert yükseliş trendiyle hisse senedinin 107 TL ile 693 TL arasında hareket ettiğini görmekteyiz. Benzer trend aylık olarak Senepam hisse senedinde de gözlemlenirse 1 Ocak için 379 TL ve 1 Şubat tarihleri içinde 587 TL'lik hedef fiyat seviyelerine bu hisse senedi gelebilir. Tabii ki burada iki şirketin de 5'er milyonluk lotu söz konusu ve oldukça fazla sayıda bireysel yatırımcıya dağılmış hisse senetlerinden. Dolayısıyla bireysel yatırımcının fazlaca olduğu hisse senetlerinde sert yükseliş trendinin görülmesi oldukça yüksek ihtimalle oldukça fazla gözlemlenen durumlardan. Evet Senepam hisse senedinin son 4 günlük hareketlerine baktığımız vakit 8 Aralık ve 11 Aralık tarihlerinde Cuma ve Pazartesi günü hisse senedinin rahat bir şekilde Tavan kapattığını görmekteyiz. 172 TL'ydi. Pazartesi gününün tavanı. Ağırlıklı ortalama fiyatının da 172 TL olduğunu görüyoruz. Ve dün itibariyle hisse senedi 170 TL'ye düşse de ağırlıklı ortalama fiyatının yani hisse senedinin yüksek bir hacimle el değiştirme ortalama fiyatının 181.4 TL olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla burada bu veri setine bakarak şunu ifade edebiliriz. Aşağılara doğru inme ihtimali bu hisse senedinde hacimli olarak hisse senedi el değiştirdiği vakit azalır. Dolayısıyla bu sefer bu hisse senedi için aşağılara doğru inme ihtimalinin azalacağız. Seviyeler şeklinde yorumlanabilir. Bugün itibariyle hisse senedindeki ağırlıklı ortalama fiyatında 178.3 TL olduğunu görmekteyiz. Zaten son bir aylık ağırlıklı ortalama fiyatına baktığınız vakitte hisse senedinin yaklaşık olarak 160 TL ile 170 TL arasında olduğunu görmekteyiz. Sanki tekrardan 170 ile 180 bandına ağırlıklı ortalama fiyatı çıkıyor. Tabii ki beklenti bu hisse senedinin artık yavaş yavaş 200 TL barajını aşması yönünde bakacağız. Gözlemleyeceğiz. Evet bir başka analizini yapacağımız hisse senedimiz Avrupa Geo 55.08 seneden bugün itibariyle halk arz talep başvuruları başladı. Tabii ki halk arz fiyatı oldukça yüksek seviyelerde olduğu için ilk günler halk arzlara katılmak önemli. 14 ve 15 Aralık tarihlerine göre bugün halk arza katılan bir lot daha fazla alabilir. Bir tavanda belki önemli bir tutar olması da 3 tavan 5 tavan duruma göre bazı hisse senetlerinin de 10 tavan yaptığını hesaba katarsak ilk günler önemli. Tabii ki şunu da ifade etmek değer var. 5.5 milyar büyüklüğünde oldukça yüksek kapasiteli bir halk arz. 100 milyon adet lot dağıtımı söz konusu olacak. 2023 yılında halk arzlar kazandırıyor. Kazandırmaya devam ediyor. Bu şekilde pozisyon alınması gerekiyor. 100 milyon lotu var. Toplamda 5.5 milyar yaklaşık %81 esere gideceğini düşünürsek 4 milyar seviyelerinde halk arz söz konusu olacak. Ve son halk arzlara baktığımız vakit 3 milyon 4 milyon seviyelerinde olduğunu hesaba katarsak 1000 TL ile 1500 TL arasında mevcut durumda lot dağıtımı söz konusu olacak. Burada tabii ki bu hafta Borsa İstanbul'un da aşağılara doğru hareket etmesi neticesinde halk arz başvuru sayıları azalabiliyor. Bunu da sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. BİST'in pozitif olduğu haftalarda halk arz başvuruları artıyor. BİST'in negatif olduğu haftalarda da halk arz başvuruları azalabiliyor. Dolayısıyla burada sanki halka arz başvuruları azalacakmış gibi biraz daha fazla ne yapmak lazım? Lot alış emri girmek lazım eğer halka arzlara katılmak istiyorsak ve halka arz sonrasında dağıtılacak lotlardan kaybetmek istemiyorsak. Evet bugün itibariyle Avrupa G halka arzına başvurdum. Burada halka arz menüsü altından başvurular yapılması gerekiyor. Talep arttırmasız ve 28 adetlik yaklaşık 1500 TL'lik halk arz talep başvurusunda bulundum. Mevcut durumda dediğim gibi fazla risk almak istemedim. Esasen 2 milyonluk katılım olursa veya 2 milyon ile 3 milyon arasında bir katılım olursa bu seviyelerde mevcut durumda 20 ile 30 arasında lot dağıtımı söz konusu olacak bu halk arz'a. Başvuru sonucunda onayımızı yaptık. Evet halk arz'a başvurduktan sonra talep izleme kısmından da kontrolümüzü yaptık. Asgari miktar 1 olarak işaretlenmesi gerekiyor. Bazı yatırımcılar talep edilen miktar ile asgari miktarı birbirine eşit olarak ne yapıyor? Giriyor. Mesela burada talep edilen miktar 28. Asgari miktar 28 olarak girdiğinizde mevcut durumda aracı kurumunuza şunu demek istiyorsunuz. Bana ya 28 lot ver ya da hiç lot verme. Dolayısıyla burada asgari miktarın bir olarak işaretlenmesi düşük seviyelerde işaretlenmesi gerekiyor. Talep edilen miktardan daha az dağıtım söz konusu olsa zaten hisse senedi ne yapıyor? gerçekleşmeyen emirlerin karşılığında isteseniz ile ilgili para iadesi söz konusu oluyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi stratejisine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.